Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde ürünlerimiz için kâr analizimizi yapmıştık. Şimdi de ürünlerle alakalı fiyat analizimizi yapacağız. Fiyatların trendine detaylı olarak bakıyor olacağız. Fiyatların trendini nasıl görebiliyoruz? Ürünlerin içine girdiğinizde Kipa ve Helium'un eklentileri sayesinde bunları biz rahatlıkla görebiliyoruz. Fiyatların trendi bizim için neden önemli? Çünkü biz kâr hesabı yapıyorken ürünün son fiyatıyla alakalı kâr hesabı yapıyoruz. Ama bu ürün son mesela bir ay içerisinde fiyatını düşürmüş olabilir veya fiyatını arttırmış olabilir. Bu arttırılmış fiyat üzerinden kâr analizimizi yaparsak hata yapmış oluruz. O yüzden fiyatların geçmişine de bakmamız lazım. Burada bu Helium'un aracı, bu da Kipa. İkisi de ürünle alakalı geçmişe yönelik fiyat trendini gösteriyor. Burada bütün zamanları veya 90 gün, 30 gün şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Mesela tüm zamanlardan başlayalım. Örnek verelim. Bu ürün öncelikle 25.99'dan başlamış. Sonra 23.99'a düşmüş. Şu anda da 21.99'a düşmüş. Biraz fiyatının azalan bir trendde olduğunu görüyorsunuz. Burada da yine Kipa ile de aynı sonuçları görebilirsiniz. En başta 25.99, işte 23.99, sonrasında da 21.99'a kadar düşmüş. Şurada kısa bir süreliğine 19.72 olarak da satış yapmış. Buradan ürünlerle alakalı fiyat trendini detaylı bakmanız gerekiyor. Çünkü kâr analizi yapacaksınız. Kâr analizinde bu fiyatların değişip değişmediğini, hangi aylarda ne kadar olduğunu öğrenmek bizim için önemli. Bütün ürünler içerisine girdiğinizde zaten bu analizi yapabiliyorsunuz. Şimdi 4 tane ürünümüz vardı zaten. Bunlar için hepsine bir bakalım. Fiyatlar artıyor mu, azalıyor mu? Biz burada hangi ürünleri seçmiştik? Burada kategorideki en çok satanı tercih etmiştik. En çok satanın fiyatındaki değişikliklere bakıyorduk. Mesela son bir yıldaki değişikliklere bakalım. Bu ürün en başta 11.99'da başlamış. Sonrasında 14.99 olarak çoğunlukla devam etmiş. Ve 15.99'la şu an uzun süredir Mart ayından itibaren satıyor. Kipa'ya bakalım. Bu ürün 357 gündür satış yapıyor. Fiyatlarında değişikliklerini de buradan görebilirsiniz. Bazı dönemler 10'a kadar inmiş. 9'a kadar indiği dönemler var. 14.99'dan satmış. Ve uzun süredir de 15.99'dan satışlarını yapıyor. Ürün hesabı yaparken fiyatımızı 15.99 olarak düşünebiliriz bu üründe. Bir diğer ürüne bakalım. Buradaki fiyat analizine görelim. Burada fiyat bayağı karmaşık. Yani 7.97, 8.77. Son 30 günde bile ciddi değişiklikler göstermiş. 90 güne bakalım. Biraz yüksekten başlamış. Sonra 8.77. Yani bu ürünün fiyatının biraz 8 ile 7 arasında olduğunu görebilirsiniz. 8 ile 7 arasında olduğu süreçte çok iyi satışlar olmuş. Biraz fiyatı arttırdığı zaman mesela 18, 15'e falan çıkardığı zaman satışların düştüğünü görüyorsunuz. Kipa'ya bakalım. Evet, Kipa'dan da aslında benzer sonuçlar karşımıza çıkıyor. Süreç içerisinde çok değişken bir fiyat görebilirsiniz. Hatta 2-3 dolara bile satışlar olmuş. Bu üründe fiyatlarla alakalı biraz problemler var. Bakın bir süre 5 dolara, 2 dolara falan bile düşmüşler. Biraz sıkıntılar var gibi görünüyor fiyatlarıyla alakalı. Bir de Gender Reveal Party Supplies'a bakalım. Helium'a baktığımızda neredeyse uzun süredir 25.99'dan satmış, bir süre arttırmış ama sürekli 25.97'den satmış. Uzun süredir aynı fiyattan satıyor görüyorsunuz. Yine bütün zamanlara baktığınızda 25.99 olarak bu ürünün fiyatını düşünebilirsiniz. Tabii ki bunlar aslında sadece bir ürünün. Yani biz kategoriyi yazmıştık ve bestseller olan ürünü seçmiştik. Bu ürünün fiyat analizini yapmıştık. Aslında bütün kategorinin fiyat analizini yapsak daha faydalı olabilir. O yüzden Gender Reveal Party Supplies yazdım. Onu nasıl yapacağız? Bunun için Viral Launch'ı kullanabiliriz. Analiz için Viral Launch'ı çalıştırıyorum. Viral Launch genel itibariyle bu ürünle alakalı bize analizler yapacak. Ayrıca fiyatının, yorumunun, trendini bize söylüyor olacak. Şimdi onlara biraz bakalım. Evet, Gender Reveal Party Supplies kelimesinin ilk sayfasında Viral Launch'ı çalıştırdık şu an. Detaylı istatistiklere bakalım. Burada detaylı istatistiklerde ilk sayfanın ortalama cirosun 7800, ortalama yorumun 58, ilk 10 listelemenin ortalama yorumun 70, ilk 5 listenin de 93 olduğunu görüyorsunuz. Daha birçok analiz zaten Viral Launch bize yapıyor. Yani 9-10 tane günlük giveaway ile ilk sayfaya gelebileceğinizden bahsediyor burada.
iyi satabilmeniz için gereken yorum sayısını da 10 ile 60 arası olarak söylemiş. Bizim için önemli olan market trendi ve viral launch analiz. Market trendini zaten birazcık da biz Google Trends'den bakmıştık ama yine viral launch'ın da bu analizi güzeldir. Bu dersimizin konusu da şuydu. Price trend yani ortalama ilk sayfanın ürünlerin fiyatları. Ürünlerin fiyatları ortalama 21,69'muş mesela uzun bir süre. Sonra birazcık daha 17-18'lere falan düşmüş. Sonra şu an 17-18 arasında devam ediyor. Yalnız yavaş yavaş 16'ya kadar düşüyor görüyorsunuz. Yani bu ürünün fiyat trendinde 21,69'dan 16,78'e kadar düşmüş. Demek ki burada bir rekabet artışı var ve fiyatların yavaş yavaş düştüğünü görüyorsunuz. Bu sadece bir ürünün değil, bu kategorinin yani bu gender reveal party supplies kelimesini yazdığımızda ilk sayfanın ortalama ürünlerinin fiyatı bu. Yine bakın buradan da hani yorumların ortalamasına da baktığınızda başlangıçta yani Eylül 2018'de ortalama 9-10 iken ciddi şekilde yorumların artışında olduğunu görüyorsunuz. Fiyatların düştüğünü ve yorum sayılarının da iyi şekilde arttığını görüyorsunuz. En iyi satış periyodunun Mart olduğunu buradan yine görebilirsiniz. Viral Launch'ın analizine bakalım. Burada genel itibariyle size önerilerde bulunuyor. Mesela bu üründe şunu demiş. Diyor ki yüksek yorum ortalamasına sahip rakipleriniz var. O yüzden kaliteli bir ürün ürettirdiğinizde dikkat edin diyor. Bir altta da zaten bizim tespit ettiğimiz bir konu var. Fiyatının diyor düştüğünü görüyorsunuz diyor. O yüzden kar analizinizi iyi yapın diyor. Buradaki dersimizin konusu zaten buydu. Kar analizimizi yaparken ürünlerin fiyatlarını düşüp düşmediğini, trendin düşüp düşmediğini denetlemekti. O yüzden şu Gender Wheel Part Supplies ile alakalı fiyatın biraz düştüğünü ve yüksek yorum sayısı ve yorumların kalitesi, ürünün kalitesinin iyi olması gerektiğini tespit etmiş olduk. Watermelon Slicer'ın ilk sayfasına bakalım. Watermelon Slicer ile alakalı yine Viral Launch çalıştırdığımızda ilk sayfanın hatta ilk 5 listenin 15 bin dolarlık ortalama cirosu olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca işte 6 ile 20 arasında giveaway miktarıyla günlük ilk sayfaya gelebileceğinizden bahsediyor. Market trendine bakalım biraz. Market trendinde biraz fiyatlar bizim için önemliydi bu eğitimin konusunda. Fiyatlar bizim için önemliydi. Bakın fiyatlar öncelikle 13-14'ten başlamış. Ortalama fiyat, ilk sayfanın ortalama fiyatı. Yavaş yavaş inmiş şu an 10,5'a kadar inmiş. Muhtemelen de yavaş yavaş inecektir bu fiyatlar. Bu üründe de fiyatların yavaş yavaş azaldığını görüyorsunuz. Fiyatların azalması demek burada rekabetin arttığını anlayabilirsiniz artık. Bu üründe de viral launch analizine bakalım yine. Evet, burada da yine söylediği bir şey var. Sales Pattern Analysis. Burada ürünün satış periyodunun yani satış trendinin biraz düştüğünden bahsediyor. Ayrıca yine aynı uyarıyı vermiş. Bakın ortalama fiyatın düştüğünden bahsediyor ve kar analizinizi yaparken bunu dikkate almalısınız diyor. Viral Launch'ta yine bize bu analizi yapmış oluyor. Yani bu iki üründe fiyatların düştüğünü ve fiyatların düşüşüne göre kar analizinizi iyi yapmamız gerektiğini anlamış olduk. Bir diğer ürünümüze bakalım. O neydi? O da Inflatable Travel Food Rest Pillow'du. Burada yine detaylı istatistiklere bakalım. Aslında güzel yani ilk 5 listenin ortalama cirosu 12 bin dolar. Bayağı yüksek. Ortalama yorum 90. İlk sayfaya gelmek için 8-20 arasında günlük giveaway ile 8-20 arası günlük giveaway yeterli. Market trendine bakalım. Market trendinden de şunu anlıyoruz. Biraz daha en iyi satış döneminin Mart, Mayıs, Haziran ayları olarak görebiliriz. Fiyatlarına bakalım nasıl değişiklik göstermiş. Başlangıçta biraz December'da yani Aralık ayında düşüşler olmuş. Tabii bu biraz Christmas'la bağlantılı bir olay. Sonrasında artmış 23 dolardan devam etmiş 24 olmuş. Ama uzun süredir 21-22 olarak ciddi şekilde devam ediyor. Yani çok da bir düşüş yok. Sürekli 20-21 arasında devam etmiş. Yorumlarında sürekli artışta olduğunu görebilirsiniz burada. Wirelunch ne demiş analiz olarak? Ürünle alakalı 5 yıldır yakın bir rakam vermiş. Güzel olduğunu söylüyor. Herhangi bir uyarıda bulunmamış. Fiyatında çok ciddi bir değişiklik olmadığı için burada 2 tane ürünümüzde verdiği uyarıyı vermemiş. Bir diğer ürünümüze bakalım. Bu da son ürünümüzdü. Dog Chew Toothbrush'tı. Burada da yine biraz ilk 5 listeye baktığınızda 10.900 ciro var ama bakın 159 tane ortalama yorumlar var. Biraz yorumlardan kaybediyor gibi problemler var gibi biraz aslında. Market trendine bakalım.
Evet, fiyat olarak ortalama fiyat 20 dolardan yavaş yavaş 19 dolara, 16 dolara kadar düşmüş. Şu an 15'e kadar düşmüş. Bakın 15-24, hatta 14'e kadar ortalama olarak düşmüş. Başlangıçta 20'ymiş. Şu an 14'e kadar düşmüş. Yine bu üründe de fiyatların belli ölçüde düştüğünü görebiliriz. Analizde ne diyor? Evet, aynı analizi burada da yapmış. Ürünün satış analizinde de ürünün trendinin biraz azaldığından ve ayrıca fiyatının da düştüğünden bahsetmiş. Bunu da yine kar analizimizde detaylı olarak bakmamız gerektiğinden bahsetmiş. Bu dersimizde fiyat trendinden bahsettik. Fiyatların düşüşte veya artışta olduğundan bahsettik. Sadece bir ürüne bakmamanız gerektiğinden, bütün kategoriye bakmanız gerektiğinden bahsettik. Fiyatlar düşüşteyse veya artıştaysa kar analizinizi yaparken bunu kesinlikle dikkate almanız gerektiğini söylemiş olduk. Neden? Çünkü siz fiyatlar artarken ya da herhangi bir ürün için kar analizi yaparsanız fiyatların, genel fiyatların düşüşü sizin kar analizinizi yanlış yapmanıza neden olup ürünler gittiğinde kar edeceğim diye beklerken zarar etmenize sebep olabilir. O yüzden fiyat trendini dikkatli şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda en önemli konu olan fark yaratma bölümüne geçiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.